Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hazırını aratmayacak ev yapımı, çok lezzetli ve çok sağlıklı evde İtalyan tatlısı olan tiramisu'nun tarifini vereceğim. Hem kolay hem çok lezzetli. Nasıl hazırladım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle uygun bir karıştırma kabının içine 3 adet yumurtayı kırdım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledim. Orta devirde güzelce çırptım. Bir çay bardağı süt ekledim. Bir çay bardağı zeytinyağı ekledim. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Un eleğinin içine 1,5 su bardağı un ekledim ve üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar kakao ekledim. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tuzu. Eleyerek karışıma ilave ediyoruz. Ben bu tarifi gece yapıyorum. Ertesi gün daha lezzetli oluyor. Şimdi güzelce karıştıralım. Buzdolabında biraz bekletirseniz bu tatlıyı gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Evet, etrafında güzelce toparladıktan sonra borcama dökelim. Borcamı öncesinde güzelce yağlayalım. Yağladıktan sonra biliyorsunuz bu borcamlar ikili olarak satılıyor. Ben büyük boy borcamına döktüm. Kek hamurunu fırınımı da ısıttım. 170 derecede alt üst ayarda ısındı. Şimdi artık fırına sürüyoruz diyeceğiz. Maalesef burada bir talihsizlik yaşadım. Telefonum çalınınca görüntü durmuş ve çekmemiş. 5 yemek kaşığı un, 4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurtayı güzelce soğuk haldeyken ocağa almadan önce güzelce çözünsün diye karıştırıyorum. Islatmak için 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kadar çözünür kahve, ben Nescafe kullandım. 1,5 su bardağı soğuk süt. Güzelce karıştırıyorum. Çok tatlı olmasını istiyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi artık muhallebisini yapmadan önce şöyle delikler açıyorum. Kek de bu arada gayet güzel pişti. Sünger gibi olmuş. Kürdanla delikler açıyorum. Böyle deliyorum ki güzelce sütünü içine çeksin diye. Bu arada muhallebiyi ocağa bıraktım. Devamlı karıştırıyorum. Kek soğurken daha sonra sosun üzerine dökeceğim. Devamlı karıştırarak muhallebiyi pişiriyorum. 4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 5 yemek kaşığı un. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra soğukken karıştırdım topaklanmasın diye, ocağın orta gezinde böyle fokur fokur kaynayana kadar pişirdim. Artık ocağın altını kapattım. Bu arada kekimiz de biraz soğudu. Hemen hazırlamış olduğumuz kahveli sütlü karışımı dökelim. Çok olduğuna bakmayın. Birazdan sünger gibi içine çekecektir. Çok lezzetli, ıslak ıslak, harika bir tarif olacak. Eğer daha yoğun bir kahve tadı gelsin istiyorsanız 2 yemek kaşığı da kahvesini kullanabilirsiniz. Ama bu ölçü yeterli, 1 yemek kaşığı yeterli geliyor. Evet, şimdi biraz kremayı soğuttuktan sonra ayrı bir kaba alıp biraz ilk sıcaklığının çıkmasını bekledikten sonra 250 gram kadar labne peynirini içine ekleyeceğim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağım.
Aslında gündüz yapsam rengini daha güzel görürdünüz. Ama ertesi günde yaptığım çekimi göstereceğim. Şimdi gece vakti yapıyorum ben bunu. Evet, güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çok güzel çırpalım. İpek gibi olsun. Evet, yeterli. Şimdi artık görüyorsunuz bütün sütü içine çekmiş. İçi gayet ıslak. Şimdi üzerine kremasını döküyoruz. Bir spatulayla üzerini güzelce düzeltebilirsiniz. Bu tatlıyı en az 3 saat buzdolabında bekletmek gerekiyor. O zaman daha lezzetli olur. Dediğim gibi ben akşam hazırladım. Ertesi gün için çocuklar tiramisu istedi. Çok seviyorlar. O yüzden ben de kırmadım. Hemen gece de olsa yaptım. Evet. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kakaoyu bir çay süzgecinin içine bırakarak eleyerek her tarafına güzelce serpiştirelim. Tiramisu'yu İtalya'da da yemiştim. Gerçekten benim kendi yaptığım çok çok daha lezzetli oldu. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Ev yapımı çok sağlıklı, lezzetli, harika bir tarif ortaya çıktı. Evet, biz bir dilimini bu akşam yiyeceğiz çünkü bekleyemedik. Çocuklar istiyor. Şimdi dilimliyorum. Evet, gayet güzel. Dilimi de rahat çıktı ama dediğim gibi şöyle 2-3 saat veya bir gün öncesinde yaparsanız dilimleriniz daha güzel olur. Bakınız, keki de gayet güzel, ıslak. Buraya kadar da izliyorsanız ve videom sizin için faydalı olduysa lütfen bir beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayınız. Böylelikle ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Evet. Gayet güzel olmuş. Şimdi bir de ertesi güne dilimlediğimi görelim. Bu da ertesi gün için. Görüyorsunuz borcam sütlü, içi de o kadar ıslak. Sünger gibi içine çekmiş. Tam kıvamında çok lezzetli bir tiramisu tatlısı hazırlamış olduk. Üzerine isterseniz çikolata veya sevdiğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun.